Bey'in kendisi resminden daha yakışıklı bacım. İnsan gelin gitti mi böylesine gitmeli. Ne sandın ya? Her avradı beğenmez bey. Nasıl avradı beğenir? Esasına bakarsan avratlarla arası hiç hoş değil. Halide Hanım dışında evin içinde tövbe avrat görmek istemez. Sen ne demeye dolaşıyorsun o zaman ortalıkta? Ben ayrıyım. Nasıl ayrı? Ayrı işte. Hadi çık bakalım dışarı. Halide Hanım gelip de görürse çok kızar şimdi ha. Ben bu kızdan korkmaya başladım vallahi. Niye? Çok sıyrık bir şey bacım. Bey'in odasına girmiş dolanıyordu ya. Bey'in resmine bakıp da insan gitti mi böylesine gelin gitmeli demez mi? Sen mi diyorsun kız? Pis cenabet ya. Sahne beyden. Bey bakar mı senin gibisine? Bakar bakar. Bey avrat olsun da. Hani bey yeğeninin avradına dolanmaz diyordun. Şimdi ne oldu? Allah Allah. O kızı görmeden evveldi. Kızı sen de gördün. İncik gibi bacım. Bugün yarın beyin gözüne gözüne batar görürsün. Batmaz. Böylesine tenezzül etmez bey. Ederse de kendi bilir. Aptal. Ne oldu buna? Zoru neresinde gene? Aman zoru kendinle. Beyi kıza kaptıracak diye içi kuş pişiriyor zindini. Tövbe estağfurullah. Ayıptır ya bu, ayıp. Zaten dedikodunun bini bir para. Bütün köy onu konuşuyor. Bari siz yapın. Allah Allah. Giderim çıktı başıma. Demek kız atın yerine eşeğe bağlamam diyormuş ha? Vay Ramazan vay. Şap gibi yanmış fukara. Lakin kız da kız ha değil mi? Zaloğlu'nu yemesi canım. Haline bakmadan Hasan Dağı'na oduna gitmiş soytarı. Kabak efendi sen bilirsin. Zaloğlu ne diyor bu işe? Elinin körü diyor. Kaba ayıp ettiniz arkadaşlar. Böyle konuşmak yakışıyor mu hiç sizlere? Hiçbirimizi ilgilendirmez başkasının gizlisi saklısı. Yani seninki de iş mi şimdi İmam Efendi? Bu üçkağıtçı kaba mı savunuyorsun bize? Üç kağıt başka, bu başka arkadaşlar. Tamam, şaka yaptınız, eğlendiniz. Ama şakanın da bir haddi hesabı olmalı. Karşıdakini gücendirmemeli. Bu kabak olsa bile. Haklısın hocam. Sen bizim kusurumuza bakma. Estağfurullah. Siz benim kusuruma bakmayın. Biraz tadınızı kaçırdım herhalde. Bir çay söyleyeyim de keyfimiz yerine gelsin. Gelmez mi hiç? Yaşa be hocam. Abdül, herkese çay ver. Geliyor hocam. Halide Hanım şükür geldiniz. Ne oldu Yasin Efendi? Konuşmamız lazım. Ne var? Kötü bir şey mi oldu? Ramazan'la konuşmamı istemiştiniz ya. Konuştum. Önce kızdı, öfkelendi. Sonra kızla evlendikten sonra şehre yerleşmeye ikna oldu. Aferin. Zaten senin Ramazan'ı ikna edeceğine emindim ben. Yalnız. Yalnız ne? Bu defa kız yan çiziyor. Ben Ramazan'la evlenmem diye tutturdu. Atın yerine eşeği bağlar mıymış diyor. Ne diyor? Atın yerine eşeği bağlar mıymış diyor. Allah'tan belasını mı arıyor bu kız? Dünya parasaydık gidip aldık. Evlenmeyip de ne yapacakmış? Kızın bir sevgilisi varmış. Babası zorla ayırmış. Kızın huysuzluğu bundan. Abim bekleyelim şimdilik. Gelince oturur konuşur, durumu anlatırım ben kendisine. Ondan sonra da vururuz tekmeyi. Defolup gider nereye gidecekse zilli.
Damak, damak, damak. İbrahim işi tamam, kabak. Bak ne diyorum. Yarın derse bile öbür gün o Kemal denen kurtuluyoruz, biliyor musun? Senin dünyadan haberin yok. Ortalık çalkalanıyor dedikodudan. Dedikodu mu? Bütün köy kızın seni adam yerine koymadığını konuşuyor. Atın yerine eşeğe bağlamam diyormuş senin için. Doğru. Darımız al oğlu. Olmaz. Halide Hanım duyarsa kovar beni. Hem sen ne yapacaksın şehirde? Farkize'yi görmem lazım. Lütfen Ahmet. Sadece bir saatçik görsen Farkize'yi yeter. Beraber döneriz sonra. Heh, sadece bir saat. Peki. Ama dönüşte çiftliğin biraz gerisinde indiririm seni. Beraber geldiğimizi görmesinler. Tamam. Gitme işine, serseriye bak ya. Şişt, kız, Farkize. Aa, Güllü. Kız sen miydin? Kız deli, benim. Kim olacak? Hadi atla gidiyoruz. Gidiyor muyuz? He. Nereye? Atla kız hadi, gidiyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.